Merhaba arkadaşlar. Hop. Fiat 480. Sarı Fiat 480 ile koyun gübresini bahçeye dökmek için arkadaşlar. Bir bakalım sesini falan, bir ciğerden bir sesini duyalım ya. Tabii yükümüz fazla ağır değil de bu traktör için. Tabii şu anda indiğimiz yer biraz ana yola giriş. Serbest. Hop hop hop. Kaç seyri ki? Model 81 ya da 82. 3'e mi aldık? Bunlar işte 3. deste çok az ses çıkartabiliyor bunlar. Son vites bu. Son hız değil ama. Arkadan da ses geliyor. Aslanım be. Çekeyim diye. Pompa farkı değil mi o? Evet. Pompa da aynı pompa yalnız ya. O da Lukaska, bu da Lukaska. Motordan farkı, motordan. Sekman farkı. Bunlardan üçlü sekman var. Bak düşük devirlerde arkadaşlar. Çıtır çıtır uğultu bir ufak sesler olur bunlarda. Son vitesin düşük devirlerinde yapar bunlar. Sarı Fiatlar. Bu gayet normal yani. Gayet normal. Ses. Evet. Bu normaldir gayet. Yüksek devirler yapar bunu. Gitmek. İşte ben... O takılı kalıyor. O iyi değil. Yani ben bunu diyorum işte. Masi uğraşır yani çekeceğim diye. Bir at hemen bayılıverir. Bir alttaki vitesi düşmeni isterler yani. Kaldırırız. Bunlar Roma kaldırmaları nasıl bakalım. Ben biliyorum da size göstermiş olurum. Çamağa bassa. Ben de yeni kullanıyorum. Bugün bindirmişler daha. Evet evet. Direksiyon iyi değil mi? Yani sonradan taktım. F4 direksiyon için güzel. Ben de beğendim direksiyonu. Barın turu daha fazla var. Bayağı fazla ya. Ben baktım. Aslında tur kaybı oluyor bunlarda ama. Sonra takılanlar da bayağı bir iyi yani. Kayıp falan yok. Ustası iyiymiş demek ki. Herhalde. Bence de. Ama şu ses, şu ses. Masiciyiz de. Doğru. Biz ağırlık olarak masiciyiz. Bizim vardı eskiden bundan da. Artık yeni zamanlarda masici olduk. Bir de traktörün acemini var. İlk defa biliyorum da bugün. Zaten öyledir ki. Aynı traktörden bak. Başka bir traktöre geç. Onda da ayağı acemini çekersin.
Ama bu kısa sürer veya uzun sürer. Şeye göre değişir. Devriyecek takılacak mı çok? Onun masrafla ona. Masraf fazla yok onun da. Sahibi yaptırmıyor yani. Ya bu. Köşe çamurluklu bu. Bunların eski modelleri var. Avrupalar bunlar yerli. Siyah gövde. Mavi gövdeler Avrupa. 6 ileri, 2 geri, tek vites, tek kolu, vites kolu. Şeyde tek, hidrolik kolu da tek, hidrolik kolu. Bak, bu motoru kullanan Serkan, bu motorları kullanan bütün traktör markaları çok satıyor. Bunu ne Holland kullanıyor, Tübosan kullanıyor, bir de Case. Case var yazıyor ya. Case. Evet. Case'ler kullanıyor. Bu üç markanın çok satması sebebi şu motoru. Bu motordan gelmeden oldukları için. Kim ne derse desin. Onlar da Türkiye motoru yoksa şey mi? Ya artık değişik firmalar üretiyor. Tümosan'ın kendi üretiyor. Önceden buna üretiyordu Tümosan. Asıl bunun merkezi Tümosan'dan kaynaklanıyor. Neoland değişince anlaşması bitti. Maviler üretilince anlaşmalar bitti. Artık onlar Iveco'ya ürettiriyor. Dışarıda ürettiriyor. Kendileri burada fabrikada üretiliyor. Yani biraz dağıldı ama altyapı, motor, teknolojisi aynı motor. Case de zaten Neoland'ın fabrikasına çıkıyor. Case markası da. Yani sonuçta, en sonuçta bu motor sistemine giriyor. Ama bunun gibi, yeniler inan ki bunun gibi kaliteli değil işte. Sağlam motor mu? Değil. Sağlam. Bizim önceki traktörümüzün motoruna tam 20 yıl anahtar vurmadı. Tabi ölü durumdaydı artık ama 20 yıl anahtar vurulmadı. Kolay değil yani, dile kolay. Bunun da motor durumu çok iyi değil, çeşit değil. Evet. Baksana hiç hissediyor musun? Ben çekişini hissetmiyorum bak. Bu hani şöyle diyeyim, %60'larda, %50'lerde yarıda bunun motoru da. Şu anda, evet anladım. %80-0 motor gibi değil. Bir üfleme yok ama. Yapıyor. Haf yapıyor mu? Manzara da güzel. İşte bunların bir ön kaldırması çok kalkıyor işte. Ağır yükte falan. Ya da bulukla mulukla yamaç yukarı bir yere tırmanırken çok şak 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 önü vuruyor. Evet, ağırlığını artırmak gerekiyor işte. Sağlamlıkta bunda da eğer bizim gibi böyle geri git de kullanacaksan çifte değil de böyle sadece geri git kullanacaksan 200 kutu olacak. Bunun yakıtı biraz da fazla mı yoksa seyirlikten mi demek istiyorsun? Hem yakıttan hem seyirlikten trafik traktör ya. Aynen öyle. Zaten ondan tutuyor işte. Motor da onların motoru güzel ama perkisler de güzel. O çarpılı 35'ler böyle çok güzel traktör onlar aslında. Yarım dizel. Güzel. Aşağıları 5. 5'ten 6'dan 240 kullandım. Ben yani bayağı üstünde bildiğim de kullandım. Evet. 90 modellerinin gereği başı, basışı, şeyi çok farklı. 90 modellerin çok farklı bir ekran. Kuru balata 90 modellerin daha farklı diyorsun. Aynen öyle. 92 kullandım. Evet. 86 kullandım. 87 kullandım iki tane. Onlardan mı güzel değildi? 90 gibi değil miydi onlarda? 90 gibi değil. 90 modeli bambaşka tane. 240 tane. Anladım. Hayır, bildiğini hissedersin zaten. Farkı hissedersin işte öyle. Anladım. 87'den pompası farklı. 86, 87, 85. Ama bizim burada da hep tutuluyor. Daha tutuluyor zaten. Tutuluyor tabii canım. Söylediğin gibi pratik, yakıt az. Bir de parça da her yerde var. Uygun, bu da uygun. Gerçi fiyatlar bayağı yükseldi de. $240 en kötü yönü. Çivisi verirken veya arkada sepetliyken yüzü attığında böyle bir çırpma yaptığında aynı abartıyı daha alıyor. En kötü şey o. Ben iki kere de attım. Anladım. Ben iki kere de attım. Nasıl en kötü o? Yoksa nasıl bizim buralarda kullanılacak en iyi 240. Yani dişli yönden biraz zayıf diyorsun. Bazı zayıf yerleri var diyorsun yani. Yani orası.
Bunlarda cardiş var işte. Bunların da bir artısı. Abi şimdi domuzcu durumda bizim. Çiftçi dönmenin. Bir yol var böyle, yol geçerken bir şey olmuş. Traktör iz yapmış. Evet. Oraya düştü arka tekerle. Evet. Öne gidemedim. Arkaya çıkmaya çalıştım. Arka arkaya çıkmaya çalıştım. Bir çırptı. Traktör gitti. Hadi. Allah Allah. Ben daha önceden derdi harbeli olabilir de orada koptu, bitti. Kopmaması lazım. Götürdük. Yani kopmadı da içinde ses yapmaya başladı. Tamam. Çıkardım oradan, direkt tamire götürdüm. 10 gün için işte 1200 lira falan masraf gitti. İçinde gerçi biz pompaya da yaptık herhalde de. Anladım. 1200 lira falan masraf yaptık. Bu ne zaman oluyor ya? Şöyle bir 2 yıl falan mı? 2 yıl. Ya tabii ya, parçalar yine de pahalı ya. Şimdi daha da pahalandı bu. Serpilenler olmuş be. Yukarı böyle lan. Ulan bittiğinde 650'ye yakın filan bittiğinde ulan 150 tanesi falan şey yaptı, kuruma yaptı. Evet. Ne kaldı işte ya, ileride ama. Yerinde var. Bahçeli içinde var. Bunlar demin orada var. Arka tarafta var. Daha arkada var bu alta. İleride tarla da var. Güzel, arsen durumu. Kocaman yarasını aşağıları 1200 sonra aşağı. Bari senin lan. Aynen. Demek ki 6 yıl sonra patronsun. Ulan canım, peder mefat etti. Babamın malları 5'e bölünecek. Olacak. Annem kimin yanına doğrusu kullanacak. Baya fazla bölünüyor bu sefer ya. 5. 2 falan olsa iyiymiş 5 fazla. 270 lira kendime ait var. 150-200 lira pederden 3-4 lira olur. Yine iyi. Yine ama çok iyi. Değil. Şu an ben kederli değilim. Ne gideceksin hani, sabre çıksın. İleriye durdum. Bunlara bu sene bakım olmadı ha. Evet. İnşallah burası güzel zaten. Kalitesi şey. Buradan o güzel bir kuvvet çıkarıyormuş ha. Dediğim gibi oldu yani, eskiden bahçeymiş ama çok uyuz oldu. Kurum. Bak orada boşluk var galiba. Bahçeli içinde gördüm, de. Gördüm. Orada 93 tane incir ağacı varmış bizim. 6,5-7 ton incir yapıyormuş dedim. Hepsi de kök uyuzu oldu, kurudu. Oo. 4 tane falan ağaç kaldı o 93 ağaçta. Nere var ya? Ama birader, ağacın dibine vardın mı? Bir simkinde en az 7-8 sepet, 10 sepet bile incir topladığın oluyor. Altı yüksek. Galayı koparsana ya. Kapa o. Ölmüş mü? Oo. Kardeş payı yapalım. Bir incirimizin reklamını yapardık. Çıkıyor, çıkıyor. Kurttu mu? Kurtmayı da oğlum. Yok. Ben kabukla bakla yerim valla. Bunlar arkadaşlar incir bahçesi, bilmeyenler için. Şu ceviz de. Şuna şöyle incir. Asmalar var burada, bağlar var. Onlar tabii yemeklik gibi yani. Çok satışla alakası yok. Yemeklik gibi düşünelim onları. Onlara zarar vermez de böyle gidelim. O tarafa gideceğiz ya. Tabii canım. Kanyaşı ilacı az olmazsa buraları denk. Burası denizemek. Ha öyle mi? Su borusu geçiyor, köyün su içerisinde. Bu havalandırması mı? Havalandırmasıydı, değişti borla, acaba ileri yapmışlar. Eskiye doğru, hat borlar geçiyor, su biliyorum. Ben ilk defa geliyorum buralara da. Tepe başlar, çok güzel, yüzeyi çıkarmadı. Bu taraf, buralar mı? Yok, bunlar oturmadı, bu taraf. Anladım. Bu
ama planlı yerler biraz bozuyor da. Bacak gibi değil daha mı? Belli olmasın. Tura bak tura. Bayağı güzel tur var ya. Serkan aç. Serkan. Tamam. Ses. Açı vereyim. Bu sağlam mı ya? Düşmez değil mi? İnşallah ona gerek kalmaz. Kalmaz ya. O kadar dik değil bunlar. Burada mı? Burada mı? Burada bırak. Öbür taraftan. Kaldır yukarı. Yavaş kaldırıyor tabii yeni traktörlere göre. Yavaş kaldırması gayet normal. Tamam bir şey yok. Dikenli yerlere yürümek zor. İyi, buradan bitirelim arkadaşlar. Biraz yolculuk kısa sürdü. Aslında kısa değil de 20 dakikaya geçti de. Biraz onları kesin kesin azaltırım artık ben. Bir şeyle bitirelim. Efsane Türk Fiat. Türk Fiat 480'in yanından. Hepinize hoşça kal. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.